Doktor bana ilaç yazdı, içeriğine baktım. Domuz enzimi varmış. eş değer ilaç aradım yoktu. Bu ilacı kullanmam uygun olur mu? Bana da öyle. Ben mi başıma geldi böyle bir olay? Birisi bir ilaç yazdı, bir doktor. Birkaç tane içtim. Sonra içeriğine bir bakayım dedim bir gün. Bir baktım içinde diyor domuzdan yapılan jelatin, domuz jelatini var diyor bıraktım ilacı kullanmadım. Yani e, bu celatin denilen şey normal eti helal olan hayvanlardan da elde edilebiliyor. İnekten, koyundan vesaireden. Neden domuzu kullanıyorlar? Anlamış değilim. Bu hadi gavur için fark etmiyor ama biz Müslümanız. Buraya buraya kabul edilen ilaçlar Türkiye'ye sokulması, e, Türkiye'ye sokulan ilaçlar buraya girerken bunun incelenmesi gerekir. Çin'de domuz ürünü var mı yok mu? Haram bir şey var mı yok mu içinde? Alkol, domuz eti gibi, domuzdan yapılan jelatin gibi. Bir takım şeyler var mı yok mu? Bunun incelenmesi gerekir. Bu hususlarda hükümet zerre bir şey yapmış değil. Ne bu konuda ne de diğer buna benzer konularda. Hiçbir gelişme sağlayamadılar. Halk ne bilecek? İçinde ne var ne yok? Devlet bunları bilir. Uzmanlar var, incelerler. Şu ilacı yasaklıyoruz derler. O firma mecbur kalır, onun adam gibi yapmak zorunda kalır. Domuz jelatinli ilacını almıyorum dediğin zaman ne yapacak? Mecburen inekten yapacak. Ama layık devletin hiç umurunda değil. Hadi AKP hükümetinin umurunda olsa bari. Onların da umurunda değil. Bu şekilde bir ilacı eğer çok zor durumdaysa kişi acı çekiyorsa acı çekiyorsa kullanabilir acı çekmiyorsa, onu kullanmadığında idare edebiliyorsa kullanamaz. Yani bu gibi durumlarda hüküm budur.